Bana hediye edilen çamaşır makinesinin su taliye pompasını değiştireceğiz. Ayrıca amortisör kiti de alacağız. Sakarya HDN soğutmada bu parçalar var. Bu parçaları 300 lira ödedim ve Selami Çakmak abim beni fabrikasına davet etti. Davete icabet etmek gerekir. Tam Selami abi fabrikadan çıkarken onu yakaladım. Biraz habersiz geldim, kusura bakmasın. Güzel sohbetlerinden dolayı hakkını helal etsin. Bana ikramda bulundular. Ürünler gayet kaliteli. Kendilerine bu ikramlardan dolayı çok teşekkürler ediyorum. Pompalarımızı aldık, tamir kitimizi aldık. Tabii ki orijinal parça gibi değil. Onu biraz sonra size göstereceğim. Ama bizim işimizi görecek. Amortisör tamir kitini 100 liraya aldım. Pompayı 200 liraya aldım. Toplam 300 TL. Bu deterjan kutularını Porçöz'de güzelce temizledim. Aslında onların videoları var ama araya girmemiş. Bağlantılarını yapıyorum. Ya da bir önceki videoda kaldı, tam aklımda değil. Buradaki hortumları güzelce sıkıyorum. Daha önce buradan kaçaklar olmuş, ince ince sızdırmış. Hepsini güzelce bağlantılarını yapıyorum. Bu hortuma da daha önceden müdahaleler etmişler. Zaten kesiklerden belli oluyor. Pompayı bu şekilde takıyorum. Altta bir tane vidası vardı, onu sıkıyorum. Ama iki tane daha vida yeri var. Onlar yerinde yok. Bunlar rezistanslar. Burada bir ayrıntı vereyim. Çamaşır makinesi sürekli sigorta attırıyorsa, yani kaçak akım rölesini attırıyorsa, ortadaki topraklamayı çıkarttığınız zaman muhtemelen çalışacaktır. Ama tehlikelidir. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yapın demiyorum. Bilgi amaçlı size söylüyorum. Bu kısmın içeri girmesi gerekiyor. Bu kısmın içeri girmesi için önce içeride plastikler var. Onları kanala oturtacaksınız. Daha sonra sacı yukarıya doğru kaldıracaksınız. Alttan da vidaları sıkacaksınız. Ön paneli topluyorum. Ön panelin önce sağ tarafındaki vida yerini yerleştirdim. Oradaki vidayı sıkıp diğer tarafları iterek yerine oturtuyorum. Daha sonra su kabının vidalarını sıkıyorum. Buradaki lastik contayı da iyice yerine oturtuyorum. Bakın, tamamen oturmasına dikkat edin. Yayı da takıyorum. Burayı biraz kastırıyorum. Kanalına zaten geçiyor. Buradaki işlemler şimdilik bu kadar. Kapağı kapatıp açıyorum. Herhangi bir problem var mı? Yok. Oraya geçtik. Üstteki bu denge ayarlarını iyice biraz böyle kendi yağıyla biraz daha etrafını yağlandırıyorum. Geçelim amortisman kısmına. Aslında ben bunları temizleyip kullanmayı tercih ederim ama yapmayacağım. Yenilerini takacağım. Onları yedek parça olarak saklayacağım. Amortisörlerin çalıştığı yerin içini güzelce bezle temizliyorum. İçeride kalmış olan pislik, kauçuk parçaların hepsinin çıkmasını istiyorum. Öbür türlü bu yeni aldığımız parçayı da çok hızlı bir şekilde bozar. Bu parçalar bunun içindeki kanallara oturacak. 4 tane yer var. 4 parça, 4 kanala. Bu yağ galiba. Bu yağı buraya iyice güzelce yediriyorum. Daha sonra parçayı sürüp parçayı üstüne oturtuyorum. Parçanın da üstüne yağ sürüyorum. Çünkü kanalı sokarken kolay kayması gerekiyor. Kesmesin diye kanalın etrafında biraz yağladım. Burada tek el kaldığım için mecburen kamerayı kapatıp o şekilde takıyorum. Yani burada kamerayı tutacak kimsem maalesef yoktu. Bakın, amortisör iyice sıkı bir şekilde çalışıyor. Gayet güzel. Önceki halini bilenler bilir. Aynı işlemleri diğer amortisör içinde yapıyorum. Bundan sonrası zaten basit. Amortisörün orta kısmını buraya karşılattırıp bunu bunun içine sıkıyorum. Bakın, burada vidayı fazla sıkarsanız kenarları eğilir ve orayı sıkıştırır. Ama orijinalinde o metaldi. Fazla sıkmanıza imkan vermiyor. Üst tarafları toplamaya başlayalım. Fişi taktık, suyu açtık, makineyi açtık. Bir pompanın sesi nasıl gelecek onu duymak istiyorum. Önce su aldırıyorum. Makine suyu alıyor. Bakın, herhangi bir kaçak yok. Önceden kaçaklar olmuş. Bakın, burada da parazit kapasitörü var. Bunlar da çok arıza yapıyor. Tabii ki ucuz makinelerde daha çok yapıyor. Suyu boşaltmayı aldık. Evet, gayet güzel çalışıyor. Pompada herhangi bir problem yok. Ses iyi. Makinenin sesi düzeldi. Şimdi makineyi toplamaya devam edeceğim. Bir daha test edeceğim. Bu sefer motorun normal çalışma sirkülasyonunu görmek istiyorum. Sıkma performansını görmek istiyorum. Buraları da temizliyorum. Üst kapağı kapattığım zaman, çünkü bir daha buraya ulaşamayacağız. Aynı şekilde öndeki kanalları oturttum. Daha sonra arkadan öne doğru çekerek arkadaki iki tane vidayı sıkıyorum. Alt kapak da bu şekilde takılıyor. Kenarda iki tane tırnak var, oturttuk. Daha sonra sağdaki tırnakları oturttuk. Ortadaki vidayı sıktık. İş bitti. Makinenin çalışmasında da herhangi bir problem yok. Motor sesi gayet güzel. Alt kapağı da kapatıyoruz. Oralarda da herhangi bir sızdırma yok. Motordan gelen herhangi bir rulman sesi yok. Tabii ki bir de yükle deneyeceğiz. İşte ARF Mekatronik.